Gel konuşalım'a hoş geldiniz. Gel konuşalım da bugün Cuma ve yine konuğumuz sosyolog Seher Akçınar Bayar. Sayın Akçınar Bayar'la yine seçim sürecindeki Türkiye'yi ve siyasetteki son durumu konuşacağız. Sayın Seher Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Şimdi son sıcak bir gelişmeyle başlayalım isterim. İzmir'de tasarımcı Mahir Akkoyun böyle yapıştırıcılar, stickerlar üretmişti. Ürünlerin pahalılığına dair eğer bunu alamıyorsanız sorumlusu Erdoğan'dır diye. Neden Erdoğan'dır demişti? Çünkü Erdoğan dedi ki bu ülkedeki ekonomiyle ilgili her şeyin sorumlusu benim. Ben ekonominin kitabını yazdım. O da bu stickerları marketlerde yapıştırılmak üzere paylaşmıştı. Sabah saatlerinde evine gözaltı işlemi için gidildi. Gözaltına alındı. Akşam saatlerinde de serbest bırakıldı. Mahir Akkoyun dedi ki belli ki rahatsız etmişim onları ama ben onları rahatsız etmeye devam edeceğim. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu gözaltı operasyonunu? Şimdi şöyle söyleyeyim, bu siz onları rahatsız etmeye devam edeceğim ifadesini kullandığınızda İranlı bir sosyolog vardır, Ali Şeriati. Genelde eserlerinin baş kısmında sizi rahatsız etmeye geldim diye yazar ve muhalif kimliğiyle ön plandadır. O aklıma geldi, nedense onu çağrıştırdım. Şimdi şöyle, bana kalırsa Mahir'in yaptığı bu eylem hakikaten çok tehlikeli bir eylem. Neden çok tehlikeli bir eylem olduğunu söyleyeyim. Bu çocuğun arkasında bir kere siyasi bir parti yok. Herhangi bir ideolojik background'ı yok. Herhangi bir sivil toplum kuruluşu yok. Herhangi bir grup yok. Bu çocuk sivil bir birey, sivil bir vatandaş ve toplumun içerisinde kendince gördüğü pürüzlü bir alan var. O alana ilişkin bir eylemsellik gerçekleştiriyor. İşte iktidarların en rahatsız olduğu profil tam da böyledir. Yani sokaktaki insanın rahatsız olduğu, sokaktaki insanın rahatsız olduğu konuya ilişkin tepki gösterdiği zeminde asıl muhalefet orada başlamıştır. Asıl iktidarın koltuğunun sallandığı zemin orada gelişmiştir. Bu çok önemli ve çok kıymetlidir. Şimdi bir siyasi partiye yaslanıp onun içerisinde siyaset üretmek, onun içerisinde muhalefet yapmak, bu program dahilinde, paradigma dahilinde kolay bir şeydir. Ya da sivil toplum kuruluşu olarak bunu yapmak. Yani herhangi bir kurum kuruluşa dayanmak, bir cemaate, bir şeye dayanmak. Ama sokaktaki sade bir vatandaşın bu durumdan rahatsız olması yetmezmiş gibi, bu kadar hani yasaların üstümüzde sopa olarak kullanılan bir zeminde olmasına rağmen tepkisini ortaya koyarak bir eylemsellik gerçekleştirmesi, işte orada iktidarların eyvah deyip düşünecekleri bir zeminin olduğunu gösteriyor. O yüzden bu eylemden bu kadar insanların tedirgin olması, sivil bir eylemden tedirgin olması, hemen bir gözaltı sürecinin olması çok da anlaşılabilir bir durum diye düşünüyorum. Ve maalesef gerçekten genel itibariyle sürece baktığınızda pek çok insan belki hani Mahir kadar bir tık daha cesur davranamıyor. Çünkü sözünü ettiğim o yasal süreçler, yasayla korkutulma süreçlerinden ötürü insanlar sessiz kalıyorlar. Mahir bunu kamuoyu önünde bu tepkisini dile getirdi ama pek çok insan da seçim süreci içerisinde sandıkta mutlaka dile getirecektir diye düşünüyorum. Bir de bu olayda benim en çok dikkatimi çeken şuydu. Mahir Akkoyun'la ilgili bütün muhalefet partilerinden hiç ayrım olmaksızın HDP, Yeşil Sol Parti, İyi Parti, CHP, Deva Partisi, Gelecek Partisi benim görebildiklerim tümünden Mahir Akkoyun'la dayanışma bildiren mesajlar geldi. Ben bunu eğer hani bir cehaletim varsa izleyicilerimiz de siz de mazur görün. Bu kadar hepsinin birlikte sahip çıktığı bir hak ihlalini ilk kez görüyorum sanki. Ne dersiniz? Ya evet, öyle hakikaten bu güzel bir şey tabii ki. Yani demek ki bizim muhalefet partilerinin müşterek olarak bir araya gelebilecekleri bir zemin varmış. Ortak bir noktada istediğimiz zaman buluşabiliyormuşuz. Bu bence çok önemli. Şimdi muhalefetteki bütün siyasi partilere sorun. Hakikaten yoksullukla ilgili, ekonomik krizle ilgili insanlar akşam eve ne götüreceğim kaygısına düştüğü zaman bunu problem etmeyen bir muhalefet partisi var mı? Yok. Sorarsanız belki Cumhur İttifakı'nın içinde dahi vardır. Örneğin hani bunu belki dile getiremiyordur falan, o ayrı bir durum. Ama nedir hani bunda bir araya gelmek çok önemli. Çok kıymetli şeylerin, siyasi partilerin. Ben ümit ediyorum ki sadece bu konuda değil, yani önümüzdeki seçim süreciyle de sınırlı kalmaz.
en azından bir örnek olur, bir örnek teşkil eder. Bundan sonraki en temel konularda ideolojilerimize, etnik ya da dinsel kimliklerimize bakmadan, örneğin sivil ölümler söz konusu olduğunda A partisi B partisine bakmaksızın bir araya gelelim. Çok. Örneğin işte herhangi bir siyasi partinin genel merkezine kurşun atıldığında oradaki siyasi partinin tabelasına bakmaksızın hepimiz o siyasi partinin önünde olabilelim. Hani bunları gerçekten müşterekle sağlayabildiğimiz takdirde o toplumsal barışı her zaman sözünü ettiğimiz elde edebiliriz. Ümit ederim ki hani bu seçim atmosferinde gelişen hava seçim sürecinden sonraki süreçte de işte yeni hükümetin kurulma süreci, toplumsal dinamiklerin tekrar bir araya gelme sürecinde örnek olur, bir başlangıç olur. Temennimiz o yönde. Evet. Şimdi seçim sürecine siz de girdiniz. 9 Nisan'da listeler teslim edilecek. O yüzden de siyaset şu anda çok hararetli bir biçimde hem listeler çalışılıyor hem ittifaklar farklılaşıyor. Önce Cumhur İttifakı'ndan başlamak isterim. Aslında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2 gün önce akşam katıldığı bir televizyon programında dedi ki bu anketlerin hepsi algı çalışması yapıyor. Tıpkı sosyal medya gibi bizim yaptırdığımız anketlerde biz hem mecliste hem cumhurbaşkanlığı seçimlerinde açık ara öndeyiz. Yani biraz da şunu demeye getirdi. Kerhen çalışıyoruz ama zaten biz birinci çıkacağız her ikisinden de. Ama bu arada Cumhur İttifakı ilginç bir biçimde genişlemeye devam ediyor. Yeniden Refah Partisi, Hüdapar derken bugün de DSP'den bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın altılı masayı en çok eleştirdiği konu bunlar beş benzemezdi. Şimdi yeniden Refah Partisi, Hüdapar ve DSP'yi siz nereye koyuyorsunuz? Valla yani hani tabii Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan bu yönde biraz rol çalması güzel olmuş bana kalırsa. Yani hani çoğulcu, yani demek ki pek çok siyasi parti her ne kadar gündemleri, ajandaları, ideolojik backgroundları farklı olsa da söz konusu ülkenin salahiyeti ya da toplumsal barış olduğunda bir araya gelebiliyorlar. Yani bunu muhalefet gördü, gösterdi, tecrübe etti, hayata geçirdi. İktidarın kendisi de aynısını yapıyor. Şimdi bu şu açıdan da güzel. Yani bir noktada bu hani çokça eleştirilen tek adamlık, işte hani başkanlık sisteminin mesela Avrupa'daki farklı örneklerinden farklı olarak bir denge denetleme ağının olmaması, tek adamlık üzerinden kurgulanması vesaire eleştirileri üzerinden düşünüldüğünde onlar için çok ideal bir sistemdi. Tek bir insanın tüm ülkeyi yönetebilmesi, bir sabah kalktığınızda kanun hükmünde kararnamelerle birçok insanın işten çıkarılması ve bir sabah baktığınız zaman parlamentoda hani seçimler yoluyla halkın kendisini temsil edebileceği, ifade edebileceği zemin sandıktır. Sandığın meşruiyetinin yok sayıldığı, o seçimlerin yok hükmünün sadece bir kişi tarafından alındığı gibi bütün süreçlerin tamamının tek ağızdan alındığı bir şeyi görüyorsunuz. Rejimle karşı karşıyaydınız. Demek ki Erdoğan'ın kendisi de, AKP iktidarının kendisi de şunu gördü. Ya işte hani tek başına bir yere kadar gidebiliyorsun. Aslında tek adam olmak iyi bir şey değil. Çoğulculuk iyi bir şey. Tek kimlik iyi bir şey değil aslında. Çünkü hakikaten başından itibaren şöyle bir algı geliştiriyorlardı. Ya işte hani ülkeyi tek kişi yönetir. Altı kişi bir ülkeyi yönetemez. Altı kişinin olduğu yerde kaos vardır. Ya da beş kişinin ya da dört kişinin. Yani çoğulcu kimliklere alışmayan zihniyetler, teklik üzerinden gelişen zihniyetler her zaman böyle çoğulcu kimlikleri yok sayan, onların yapıp ettikleri, eyledikleri, pratiklerin çok doğru adımlar olmayacağını düşünen insanlar. Bakın tabii ki yani tek imza yetkisi sizde olduğunuzda her türlü kararı alırsınız, her türlü şeyi yaparsınız. Ama bir masanın etrafında 5, 10, 15 ya da 20 kişi sayı ne kadar çok artarsa orada ortak bir müşteriyi yakalamak çok daha zordur. Ama işte demokrasi orada gelişir. Çünkü Türkiye'de teklik üzerine kurulu bir sosyoloji yok. Türkiye'ye baktığınız zaman sosyolojik olarak toplumun kendisine baktığınız zaman zaten çoklu kimlikler var. Yani sınıfsal olarak farklı yapılar var, cins olarak farklı yapılar var. Bütün bu farklılıkların ortasında hani önemsediğimiz bir doğa var ve önemsediğimiz bir çevre var. Tüm bu faktörlerin hepsini bir arada barındırdığınız zaman zaten çoklu bir sistemin Türkiye'yi yönetebileceği bir rejimin olması gerekiyor. Tek bir insanın yönettiği, tek bir ideolojinin yönettiği, tek bir zihniyetin yönettiği ülkede diğer kimliklerin hepsi bunun dışında kalacaktır. Onlara yaşam alanı bırakamıyorsunuz.
Sayın Seher Akçınar Bayar'ın bağlantısında bir sorun oldu. Tekrar gelecek. Biz kendisiyle seçim sürecini konuşuyoruz. Bugünün en sıcak olaylarından biriydi. DSP'nin Cumhur İttifakı'nda yer alacağını açıklaması. Sayın Seher Akçınar Bayar tekrar geldi sanırım. Buyurun devam edin. Evet. Yani dolayısıyla burada hani dediğim gibi teklik üzerinden kurulu bir rejimin topluma barış getirmeyeceği, o tek ideolojinin, tek rengin dışında kalan diğer renklerin kendisini ötelediği, kendisine bir aidiyet duygusu geliştiremediği ve nefes alamadığı bir zemin gelişiyor. Yani şu anda en azından gerçi baktığınız zaman ya hani sayısal farklılıklar falan diyoruz ama yani kendi özgün kimliğini korumadan bir çoğulculuğun içerisinde şu anki Cumhur İttifakı'nda bunu çok net görüyorsunuz mesela. Yani o belki gittikçe bu sayı artacaktır da bilmiyorum hani. Ama tek bir renk görüyorsunuz. Orada tek var. Aslında çokluk yok. Hepsini toplasanız tek bir ideoloji, tek bir akıl. Bunların tamamı da çoğulculuğun reddiye üzerine kurulan bir paradigma ile ülkeyi yönetmeye hani kalkıyorlar. Kadın meselesinden tutun da Kürt meselesine kadar, ekonomi meselesine kadar bunların tamamına böyle bakıyorlar. Bu dolayısıyla çok hani zihniyette ciddi anlamda bir değişim var mıdır deseniz bence yok. Olsaydı Mahir çok güzel bir örnek. Yani hani sivil bir vatandaş, sivil bir birey, bir eylemsellik ortaya konuluyor ve gözaltına alınıyor. Yani bunun kendisi bile bir problem değil midir? Ama işte mesela bu çoğulculuk olarak mı yansıyacak acaba Cumhur İttifakı'na yoksa DSP'nin işte AKP listesinden milletvekili devşirme çünkü bitmiş gitmiş tükenmiş bir partidir DSP artık. Elbette ki, Bu nedenle onlarla yan yana gelmek yani bir çıkar zemininde buna bir bakmak lazım aslında. Yani kim kimi potasında eritecek? Aslında DSP'nin talepleri neler? Mesela Ecevit'le Clinton'ın o fotoğrafı üzerinden Erdoğan bu kadar DSP'yi aşağılamış, hakaret etmiş bir lider. Şimdi nasıl yan yana, hangi sahiplerle yan yana geldiler? Bunu da göreceğiz herhalde. Dolayısıyla ya Türkiye valla hani AK Parti ile MHP hangi sahiplerle bir araya geldiyse farklı dönemlerde Bahçeli'nin Erdoğan'la ilgili neler söylediğini biliyoruz kamuoyunda. Yani dolayısıyla hangi sahiplerle bir araya geldilerse DSP ile de aynı sahiplerle bir araya geldiler. Dolayısıyla hani o muhalefetteki çoğunluk ve çoğulculuğun sayısal veriler üzerinden baktığınızda hani Cumhur İttifakı'nda varmış gibi görünüyor ama orada sözünü demin ettiğim ve demin söylediğim sayısal olarak ne kadar çok olursa olsun tek bir zihniyet üzerinden, tek bir şey üzerinden şekillenen bir yapı var zaten. Asıl problem de orada. Birleştikleri ortak noktalar var. Mesela kadın meselesi. Yani o 6.284'leri falan çokça konuştuk sizinle. İşte Yeniden Refah Partisi'nin tutumu, Hüdapar'ın tutumu, DSP'nin muhtemelen tutumu vesaire falan düşündüğünüzde aslında evet orada tek bir ideoloji var. O yüzden diyorum sayısal olarak çok olmak bir şeyi ifade etmiyor. Bu aynı zamanda iktidarın ne kadar köşeye sıkıştığını da gösteriyor. Yani emin olabilirsiniz sayısal olarak bu seçimi tek başına alabilecek yetkinliğe sahip olsalardı sadece sayısal olarak bakın. Kesinlikle ama kesinlikle ben AK Parti iktidarının ve Cumhurbaşkanı'nın kendisinin herhangi bir koalisyon kapsamında, herhangi bir ittifak kapsamında bir araya geleceğini düşünmüyorum. İhtimal vermiyorum. Tamamen bu şu anki oy oranlarıyla alakalı diye düşünüyorum. Nitekim ittifak kurduğu siyasi partilerin de gerçi DSP açısından baktığınızda, Türkiye'deki oy oranına baktığınızda aslında ciddi bir şey katacak mı? Yok, katmayacak. Ama hani muhalefetin belki bir araya bu kadar gelişi, bu kadar farklı ittifakların oluşmuş oluşu, ya işte hani oluşuyor. Biz artık olmasın mı? Niye olmasın? Bunlar da geliştirmiş olabilir yani. Evet. Şimdi hani bu seçim çalışmalarından bahsetmişken ben gerçekten sizinle konuşmayı bekledim bu konuyu. Hiçbir konukla bunu değerlendirmedim. Bir seccade polemiği de var siyasette. Sayın Kılıçdaroğlu bir iftar programına katılıyor ve bir büro gibi bir odada insanlar onunla fotoğraf çektirmek istiyor. Sürekli geliyorlar, fotoğraf çekinip gidiyorlar.
Altta küçük bir halı var. Onun seccade olduğu söyleniyor. Kılıçdaroğlu da ayakkabısıyla basıyor o seccade denilen küçük halıya. Daha sonra dedi ki ben orada seccade olduğunu görmedim. Çok özür dilerim. Hiç kimseyi incitmek aklımın köşesinden bile geçmez. Bir saygısızlık yapmak istemezdim. Bundan sonra da daha dikkatli olacağım. Şimdi Erdoğan aldı bunu işte Bağcılar'da bir açılışta. Biz bu seccadeyle şükür namazı kılacağız 15 Mayıs'ta. Biz böyle seccadeyi ayakkabıyla basanlar değiliz. Minvalinde tiratlar attı. Nasıl değerlendirdiniz siz bu seccade polemiğini? Ya şöyle, şimdi tartışmaya ben baktığımda mesela genelde bir kere oradaki fotoğrafın kendisine baktığınızda yerde böyle hani şey halılar var. Biraz daha böyle etnik halılar var. Etnik desenlerden falan oluşan. Seccadenin figürleri de ona yakın. Dolayısıyla böyle iç içe geçmiş ve karışmış bir şey var. Hani bu komplo mudur değil midir tartışmaları yapılıyordu. Komplo olup olmamasından bağımsız olarak bunu söylüyorum. Şimdi normal koşullarda Kılıçdaroğlu'nun ben kesinlikle bilerek bastığını düşünmüyorum zaten. Tamamen orada farkında olmadan bir yoğunluk ya da bir dalgınlık haliyle basmış olabilir. Etrafındaki belki hani İslami kesime artık şey vereceği için İslam kesimle bir helalleşme çağrısı falan Kılıçdaroğlu'nun olduğu için oralarda belki kendi etrafındaki danışma kurullarında da biraz daha alanı genişletmesi gerekiyor diye düşünüyorum. En azından böyle alanlarda şey olmaması için, doğru yaklaşımlar sergileyebilmesi için. Ama dediğim gibi orada seccadenin oluşu şöyle, hani tabii ki bir komplo da olabilir. Birileri bilerek seccadeyi oraya bırakmış olabilir. Orada yere bakmak kimsenin aklına gelmemiş olabilir. Ama bir taraftan da belki de gerçekten birileri namaz kılmıştı, seccadeyi orada unutmuştu, tesadüfen girilmişti, bir dalgınlık olmuştu. Her neyse bu kısımları da hani bir tarafa bırakıyorum. Burada seccade ne kadar kutsaldır meselesi tartışıldı ya. Mesela insanlar hemen şeye girdi gördüğüm zaman. Ya işte seccadenin kutsallığı üzerinden. Şimdi seccadenin kendisi İslami kesim bir kere bunu tartıştığı zaman fıkıhçılar falan var. Geçen Hüsnü Mahalli bir programda şey demişti. Ya ben merak edip el esere sordum dedim ki seccade kutsal mıdır değil midir falan. Onlar da yok ya değildir seccade zaten sergi demek yani halı kilim de demek gibi bir şeyler söylüyorlar. Şimdi burada zaten namaz kılarken hani bireysel olarak dindar biri olarak söylüyorum. Seccadenin amacı kıldığınız zemin temiz olmasıdır. Ben kendi evimde halılarım temiz olduğu sürece seccadeye ihtiyaç duymuyorum. Halımın üzerinde kılıyorum. Orada önemli olan mekanın temiz olmasıdır. Hani seccade din içerisinde bir kutsal mıdır? Değildir. Bir kere hani tartışmanın kendisi burada tabii bir kutsal değil. Kutsal olmayan bir şeyi dinde bir kutsalmış gibi, ona yönelik bir hakaret varmış gibi sunmanın kendisi tabii ki bir siyasi rantla alakalı tamamen. Hatırlayalım Erdoğan'ın kendisi 2015 seçimlerinde Kur'an-ı Kerim'le ilk Kürtçe Kur'an-ı Kerim'i ben bastırdım diyerek meydanlarda, mitinglerde Kur'an üzerinden bir propaganda sürecine girmişti. Şimdi seccadenin kendisi burada kutsal değilken, sembol değilken, İslami açıdan baktığınızda aslında bir sembolü yok. Kültürel olarak belki bir karşılığı vardır. Ve burada da bir kasıt yoktur. Bu yokken getirip bunun üzerinden bir siyaset devşirmeye çalışmak tabii ki problemdir. Ama şunu da görüyoruz aynı zamanda. Demek ki Türkiye toplumunda hala din üzerinden bir siyasal süreçlerde din üzerinden araçsallaştırılan şeylerin toplumsal karşılığı maalesef hala var demek ki. Ha şöyle tabii ki başlangıçta mesela AKP iktidarı ve Erdoğan'ın kendisi dinle ilgili argümanları her seçim döneminde daha radikal bir biçimde ön plana getiriyordu. Ama şu an insanlar bir tık daha bunun farkındalar. Eskisi kadar tutmuyor örneğin. Hani önceden belki bir 10 yıl öncesinden ya da 15 yıl öncesi için söyleyeyim. Bu seccade için çok daha böyle sokaklara dökülen bilmem mitingler yapan falan insanları da belki görebilirdiniz. Ama artık görmüyorsunuz. Niye? Çünkü hani bir kere dönüp derler ki ya bunu söyleyene dönüp bakmak lazım. Yani hani burada kutsal olan seccadenin kendisi midir? Yoksa kutsal olan burada bu tarzda değerlere yaklaşım mıdır? İnsan hakları mıdır? Özgürlükler midir? Seccade namaz kılınan zemindeki araçlardan bir tanesidir. Namazın amacı nedir? Namazın amacı eşit, özgür, adil bir dünya kurabilmek için, oluşturabilmek için kişinin Allah'la olan irtibatını sağlam tutmaya çalıştığı vesilelerden bir tanesi.
Dolayısıyla buradaki amaca bakmak ve amaç üzerinden bazı şeyleri geliştirmek lazım. Bu Çok doğru. tartışmayı da yaparken hani siyasiler açısından baktığınız zaman katılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun kendisi bir özür de beyan etti. Bilmeden olduğunu söyledi. Ki bu açıklama fazlasıyla yeterdi. Bundan sonrasını çok da tartışmamak gerekiyordu. Böyle sanal bir gündem de oluşturmamak lazımdı. Çünkü zaten hatırlayın 3-5 gün öncesinde İyi Parti'nin canları kurşunlanmıştı. Evet, Üzerine seçim sıcağı bir güvenliği tartışması. başlığında ona birazdan geleceğiz zaten. Sadece İyi Parti değil, daha sonra CHP'de isabet diyelim tırnak içinde, çünkü öyle kullanıyorlar. Ya seccade tartışması mesela onu unutturdu. Tırnak içinde unutturdu biraz. Yani Evet. düşünebiliyor musunuz? Demek ki hani bu gündemler hala böyle siyasette tutan, böyle insanlarda karşılığı olan alanlarmış gibi düşünüyor AKP. Şimdi AKP geleneği açısından yalnız ben bunu anlayabiliyorum. Bakın AK Parti'nin hani iki temel sermayesi vardı. Yani geldiğinden itibaren kendisine var ettiği hani başlangıçta evet Kürt meselesidir, Avrupa Birliği sürecidir, insan hakları, özgürlükler söylemleri çok ön plandaydı ama belli bir süre sonra dayandığı iki temel vardı. İşte hani dindarlık argümanı, dindarlık sermayesi, bir de milliyetçilik vardı. Yani hem dindarlık onun için bir sermayeydi, hem de milliyetçilik onun için bir sermayeydi ve bütün seçim süreçlerini, bütün çalışma süreçlerini bunun üzerine kuruyordu. Ama şu an baktığınızda, gelen nesil açısından baktığınızda, hani AK Parti'nin tabanındaki dindar nesil için baktığınızda, çünkü ağırlıklı olarak hitap ettikleri ve yönlendirdikleri kitle oydu. Bu kitle için mesela dindarlık çok daha başka bir şeye tekabül ediyor artık. Sekülerleşmiş bir dindarlığı görüyoruz artık. Yani hani kutsalları sorgulayan, seccaden az önce dedim ya, belki çok daha önce olsaydı seccade için mitingler yapan bir kitle görebilirdiniz ama artık şu yeni neslin, dindar kesimin bu kadar kutsalları yok, bu kadar sembolleri yok. Farklı şeyler üzerinden dinle olan ilişkilerini kurguluyorlar. Yeniden bir üretime yapıp bozuma soktular çünkü dinle olan ilişki biçimlerini. Milliyetçilik açısından baktığınızda yine öyle. Yani hani diğer etnik kimlikleri de ana unsur olarak gören, onların hak ve özgürlükleri noktasında çok temel yerlerde çok temel sorgulamalar yapan bir gençlik görüyorsunuz. Evet. Dolayısıyla Erdoğan'ın elindeki bu iki temel sermaye de şu anda yok durumda. Yok durumda olduğu için de seccade tartışması maksimum bir hafta oldu. Bir hafta sürdü ve bitti. Bakın hani İslami kesimden bile dönüp baktığınız zaman AK Parti tabanı dışındaki İslami kesime baktığınızda tabanı derken hani AK Parti'de siyaset yapan ve seccade üzerine konuşanlardan söz ediyorum. Pek çok kesim seccadenin o kadar kutsal bir şey olmadığını, burada bir kasıt olmadığını, zaten bir özrün de dilendiğini, zaten bu noktada Kılıçdaroğlu'nun şahsında CHP'nin helalleşme çağrısı ile İslami kesimle barışmak istediğini, bununla ilgili çaba sarf ettiğini, kendi listelerinden dindar kadın temsiliyetinden tutun da farklı kesimlere kadar bir yelpazede siyaset alanını geliştirdiğini ifade ettiğini gördük. Dolayısıyla bu tartışmanın ömrü maksimum bir haftalık bir şeydi ve de bitti de. O yüzden çok böyle tutacak bir tartışmada değil yani. Kaldı ki iktidarın kendisi her defasında yaptıkları her şeyi böyle bir fetih havasıyla işte şurada namaz kılacağız, kutlayacağız. Hatırlayın işte hani şey sürecinde, Rojava sürecinde de biz bunu gördük. İşte Suriye'de falan camide falan yerde fetih namazı kılacağız biz dediler. Şimdi işte bu seccadeyle şükür namazı kılacağız falan dediler. Yani AK Parti iktidarı gittikten sonra şükür namazı kılmayı isteyen dindarları biliyorum ben örneğin. Hani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada hani artık bu tartışma zemini bana kalırsa insanlar çokça farkındalar ve tutmuyor. Yani bu maya bu yoğurdu tutmuyor. O yüzden artık başka başka malzemeler bulmak lazım. Artık deneyecekler yani, seçimlere kadar işte bir 40 küsür günümüz var ve hepsini göreceğiz. Neler Göreceğiz. bulacaklar, Göreceğiz. Evet, şapkadan hangi tavşanlar çıkacak. Bugünkü çıkan DSP'ydi, daha sonrasına da bakacağız. Şimdi Yeşil Sol Parti HDP'nin kapatılma riskiyle birlikte HDP dedi ki biz bu riski almayacağız, biz bu devlete güvenmiyoruz. Bu nedenle de halkımızı seçeneksiz, seçmenimizi seçeneksiz bırakmamak için Yeşil Sol Parti ile seçimlere gireceğiz. Hatta son açıklamada 11 Nisan'da sözlü savunma için tarih verilmişti. Dediler ki biz bu sözlü savunmayı da yapmayacağız. Zaten seçim çalışmalarımız var.
Yani şunu demek istedi. Al ne halin varsa gör. Zaten bir hukuk çerçevesinde bunu yapmıyorsun. Biz de buna böyle bir süreçte alet olmayacağız. Yeşil Sol Parti'nin seçim bürosu açılışları her şehirde, her ilçede bir mitinge dönüşüyor. Halk çok sahiplenmiş durumda. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu seçim çalışmalarını? Şimdi bu seçim çalışmaları içerisinde bu hafta bu yani bölgede mesela Kürdi partilerle bir ittifak falan durumu da söz konusu oldu. Evet. Doğrusu ben o ittifaka da değinmeden geçemeyeceğim. Onu da önemsiyorum. Oldukça önemli bir yerde duruyor. Çünkü oradaki temel talepler de çok önemliydi. Yani siyasi tutsaklar, hasta tutsaklar, tecridin kaldırılmasının kendisi, cezaevi koşulları, hani ulusal kazanımlar, deprem gibi çok temel konuların değinildiği ve Kürdi yapıların ittifak içerisine girdiği bir şeydi. Metin oradan çıktı. Bir birleşme oradan çıktı. Ben bunu gerçekten önemsiyorum. Çok da önemli bir yerde duruyorum. Bunu söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bunun olduğu o zeminde tam da işte hani tiptir, kendi artık şeylerinden gireceklerini söylediler. Tabii her siyasi partinin o noktada kendi tercihidir. Çok bir şey söyleyemiyoruz. Yalnız ben şeyi de belirtmek istiyorum. Mesela tiple ilgili son dönemlerde özellikle işte hani tipin genel itibariyle bakıldığında ciddi bir teveccüh olduğu, bunun da oy oranlarına yansıyacağı, çok iyi vekil çıkaracağı yönünde tipin kendi yetkililerinin yaptığı açıklamalar var. Şimdi burada belki bana bu şeyi hatırlatıyor. 2018 seçimlerinde Saadet Partisi'nin durumunu hatırlatıyor. Saadet Partisi bölgeye geldi o dönemde. Kürt meselesiyle ilgili bir rapor açıklamıştı, raporunu açıkladı, dile getirdi. Yani o dönemde Saadet Partisi'nin lehine esen bir rüzgar vardı, bir hava vardı. Ama bu sandığa yansıdı mı? Yansımadı. Dolayısıyla hani tipin de biraz da ÖDP, biraz da bu Saadet Partisi'nin, farklı siyasi partilerin geçmiş dönemde aldıkları, edindikleri o rüzgar hava ve bunun sandığa yansımasını karşılaştırmalı olarak incelemeleri gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü sandıkta böyle bir hayal kırıklığıyla karşı karşıya kalabilirler. En nihayetinde hala adaylar YSK'ya teslim edilmedi. Hala son durumlar netleşilmedi. Bazı konularda tekrar değerlendirme şansları olabilir ama dediğimiz gibi takdir kendilerinindir. Bu noktada ben HDP'ye dönmek istiyorum. Yani HDP'nin tabii ki Yeşil Sol Parti ile girmesi doğru bir adımdı. Seçmenini alternatifsiz bırakmamak durumundaydı. Ve bu noktada zaten HDP kendi geleneği açısından baktığımızda sürekli kapatmalarla karşı karşıya kalan, farklı dönemlerinde farklı isim değiştirerek tekrar siyasi hareketine devam eden, bütün engellemelere rağmen, bütün tutuklamalara rağmen her defasında büyüyerek parlamentoya yürüyen, büyüyerek bir halk temsilinin olduğu bir halk hareketi olarak karşımıza çıkıyor. Bunu önemsiyorum. Şimdi bir de bu seçimlerde evet Yeşil Sol Parti açısından baktığımızda hani başlangıçta bağımsız bir aday göstermemesi, aslında bu adayın olmayışıyla beraber %10 barajının probleminin, yani %10 barajı bandının artık olmayışı gibi nedenlerin hani kimilerince seçmen açısından baktığımızda onların motivasyonunu negatif etkileyen bir durum gibi görülüyor. Yani hani bir baraj sorunu yok, zaten geçiyor. Zaten bir başkan adayımız da yok. Hani motivasyonumuz ne gibi bir motivasyonsuzluk zeminde oluştuğuna dair iddialar vardı. Nitekim bu seçim bürolarının açılışında aslında bu iddiaların bir yönüyle baktığımızda kırıldığı ve aşıldığını görüyoruz. Yani halkın Yeşil Sol Parti etrafında biriktiğini, toplandığını, bu noktada bir heyecanın olduğunu görebiliyoruz, gözlemleyebiliyoruz. Yani aday çıkarmadı ama hedefimiz %20 diyor mesela, değil mi? Elbette, elbette. Ya bir de şu da önemli bana kalırsa, yani hani ben şunu önemsiyorum. Evet, hani ana akım Kürt siyasi hareketi her zaman vurguluyorum. Bunu vurgulamaya da devam edeceğim. Çünkü gerçekten insanların bunu içselleştirmesi gerekiyor bana kalırsa. HDP bir siyasi parti değildir. HDP bir halk hareketidir. Bunu çok net bir biçimde görmek lazım. Türkiye'deki bütün siyasi partilerden farkı budur. En temel farkı budur. Aslında ilk tartışmalarında da gördük bunu, fark ettiyseniz. Yani öyle bir seçmen değil, bir halk hareketi, halkın sözü var bu HDP siyasetiyle ilgili. Nasıl şekilleneceğine dair halkın sözüyle hareket etmek zorunda kalmıyor mu? Elbette, elbette. Yani hani normal koşullarda mesela baktığınızda
bu kadar hani kapatılan bir siyasi parti, pek çok parti değişti dönüştü Türkiye geleneği içerisinde. Değişip dönüştüğü zamanlarda nasıl tabela partisine dönüştüğünü de gördük. Ama HDP geleneği açısından bu böyle değil. Hani bunun üzerine sosyologlar, siyasal bilimciler tezler yazsınlar, araştırmalar yazsınlar. Bakın AK Parti döneminde çokça, bolca böyle yüksek lisans tezleri, doktora tezleri falan AK Parti üzerine yapıldı. Ya bir dönüp bakmak lazım. Yani hani çok kadim bir geleneğe sahip olan, uzun yıllardır varoluş mücadelesi veren, bunca probleme rağmen her defasında yasaklara rağmen büyüyerek gelen bir ana akım Kürt siyasi hareketini görüyorsunuz. Bir halk dalgasını görüyorsunuz. Sosyolojik olarak bununla ilgili araştırmaların da çokça yapılması lazım. Görülmeyen bir kitle maalesef Kürt halkı açısından baktığımızda. Bunun da hani biraz daha üzerinde düşünülmesi gerekiyor. Yeşil Sol Parti listeleri ve aday adayları ile ilgili de son dönemlerde yavaş yavaş isimler netleşmeye başladı. Önümüzdeki günlerde daha da netleşecektir. Ben özellikle doğrusu hani Cengiz Çandar'ın bilhassa adaylığı eleştirildi falan ama Çok tartışmalar var o konuda. ben iki şey söyleyeyim. Şahsım adına Cengiz Çandar'ın adaylığını gerçekten önemsiyorum ve olumlu buluyorum. Şu açıdan kendisi özellikle çatışma çözüm süreçlerine ilişkin birikimi kesinlikle tartışılmaz. Yani hani dünya tecrübelerini bu noktada biliyor. Dünyada farklı süreçlerde bu tartışmalara nasıl gelindi? Etnik meselelere ilişkin tartışmalar nasıl aşıldı? Burada kriz dönemlerinde neler yaşandı? Bakın 7 Haziran 2015 seçimlerinde bir barış havası varken birden çatışmalı sürece girildi ve çözüm süreci sekteye uğradı. Örneğin gibi hani bu kırılma noktalarında neler yaşanıyor ve dünya tecrübeleri neler görmüş? Bunları yakından inceleyen, irdeleyen biri, Kürt meselesini inceleyen, irdeleyen biri ve bölgeyi gerçekten yakından tanıyan, bilen ve bölgede çokça çalışmalar yürüten biri. Bu açıdan onun o bireysel ve entelektüel tecrübesinin Yeşil Sol Parti içerisinde iyi bir şeye dönüşeceğini düşünüyorum ben. Onun adaylığını gerçekten önemsediğimi söylemek isterim. Hasan Cemal'in adaylığına gelince de o da çokça eleştiri alındı. İşte bir dönem Erdoğan'la beraber olduğu vesaire falan özellikle hani 2000 o sol kesim tarafından da 2010'larda referandumda Cengiz Çandar'ın ve Hasan Cemal'in tutumları üzerinden bir eleştiri falan geliştirildi. Ama en nihayetinde şunu görmek lazım. Bugün bu insanlar durdukları yer itibariyle hani Kürt halkının haklı bir mücadelesi var. Edindikleri bir takım kazanımlar var ve bu kazanımları koruyarak daha fazla özgürlükler alanını nasıl geliştirebiliriz? Bireysel ve kolektif özgürlükler alanını bunun çabasını ve mücadelesini veriyorlar ve bu iki isim de bu mücadelede Kürt halkının yanında bulunarak aktif olarak siyasal zeminde desteklerini sunmak istiyorlar. Yani bunu bu kadar eleştirmek, bu kadar hani farklı mercilerden çekmek çok bu şey değil bence. Çok abartılı tavırlar olarak geliyor bana. Ha tamam evet eleştirilecek tutumlar varsa evet 2010 referandumundan sonraki 2013'lerde ya da farklı zeminlerde belli başlı alanlardaki tutumlarını elbette eleştirebileceğimiz noktalar var. Ama en nihayetinde insanlar değişip dönüşürler. Değişip dönüştükleri için de bu fırsatları ve bu imkanları insanlara vermek gerekiyor diye düşünüyorum. Bir de şöyle bir söylem var. Bu iki isim üzerinden özellikle deniliyor ki ya işte hani Erdoğan'a, AK Parti'ye yakın isimler bunlar. Dolayısıyla seçim sürecinden sonra olası bir çözüm süreci mi olacak? Çözüm sürecinin baş aktörleri bu isimler olacak gibi. Ve hani bu isimler olduğu için sanki bir çözüm sürecine tekrar gidilecekmiş gibi bir tartışma yürütülüyor. Burada şunu hatırlatmak isterim ben. Yani Türkiye tarihi açısından baktığımızda devlet ne zaman Kürtlerle masaya oturduysa orada Kürtlerin mutlaka ödediği bir bedel vardır, edindiği bir güç vardır, bir kazanım vardır. O kazanımın neticesinde devlet onlarla masaya oturmuştur ve bir sürecin içerisine girmiştir. Dolayısıyla burada sadece iki isim Yeşil Sol Parti listelerinde oldu diye bu iki isim üzerinden devlet çözüm sürecine girmeyecektir elbette ki. Kürtler edindikleri kazanımlar neticesinde devlet bu noktada tekrar bir çözüm süreci gibi bir sürecin içerisine girecektir. Bu isimler de belki kolaylaştırıcı rol olacaktır orada. Ama Yani bir bırakın. sonraki seçimlerden sonra AKP bir çözüm süreci yönetecek durumda olacak mı? Yani Ayrılıyorum. pozisyonu ne olacak? Yani AK Parti değil başka iktidar kim olursa diyelim ya da güç kimde olursa diyelim. En nihayetinde buradaki hani
ana itici gücü, yani ana muhatabın zaten ana akım Kürt siyasi hareketi olduğunu unutmadan hani Cengiz Çandar'ın ve Hasan Cemal'in varlığını biraz oralara koymak gerekiyor diye düşünüyorum. Bunu aynı aklınızda başka isimler. Yani tabii ki bilemiyorum, o noktada muhtemelen HDP kendi içerisinde hala tartışıyordur ama bilemiyorum, böyle somut olarak çok isim zikretmek burada ne kadar doğru olur ondan da çok emin de olamıyorum. Yok, konuşuyoruz burada, tavsiyelerimizi söyleyebiliriz. Ama yani hani belki doğrudan bir isim vermeyeyim ama hani bu Oslo süreçlerini ya da işte hani o çözüm süreçlerinde, görüşme süreçlerinde MİT içerisinde ya da devletin farklı organlarında bu süreçleri yakından takip eden, bu süreçleri yakından irdeleyen, inceleyen ve süreçlere katkı sunan belli başlı isimler var. Ve bu kriz dönemlerinde de demokrat tutumlarıyla ön planda olan ve kendisini gösteren isimler var. Bence bu isimler üzerinde de HDP biraz kafa yorabilir diye düşünüyorum. Ben söyleyeyim, Cevat Öneş. Çünkü sizin tarifinizde tek uyan Cevat Öneş gerçekten. Çünkü Cevat Öneş'in tüm süreçlerde o yapıcı tutumu, o birleştirici tutumu, demokratikleşmede ısrarı, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını demokrasiyle taçlandırma konusunda kafa yorması, bence yani Cevat Öneş'in adaylığı çok büyük artılar katacaktır sürece. Ama bakalım ki o listeler nasıl şekillenecek, ne olacak biz bilemiyoruz tabii. Şimdi sizin bütün konu başlıklarında değindiğiniz bir bölüm vardı. Partilerin binalarına işte herhangi bir saldırıdan bahsettiniz. Seçim güvenliği başlığında biz bunları konuşalım istiyorum. İyi Parti İstanbul İl Başkanlığı'na iki kurşun isabet etti benim bildiğim. İsabet diyorum çünkü böyle açıklamalar var. Daha sonra dediler ki işte çok uzağında bir tane inşaat varmış. İnşaatın bekçisini bir hırsız kovalıyormuş. O hırsızlara ateş etmiş. Hiç düşünememiş ki o mermi gidecek kaç metre ötedeki İyi Parti İstanbul İl binasına isabet edecek. Gitmiş evine yatmış. Sabah gözaltına alınmış. Ama bu konuyla ilgili herhangi bir emniyet birimini bildirmemiş. Yani hırsız kovaladım, ateşi açtım diye de bir bildirim yok. İnşaatın sahibine de bir bilgi verilmemiş. Böyle bir olayla kapatmak istediler. Tabii Sayın Meral Akşener'in son meclis konuşmasında o kurşunlarla çıktığı şeyde İyi Parti'nin bu açıklamaya ikna olmadığı çok açıktı. Ardından CHP İstanbul İl Binası'na isabet etmeyen ama yakınlarına düşen kovanlar bulundu. Sayın Canan Kaftancıoğlu da açıklama yaptı bu konuda. Bugün de valilik açıklama yaptı. Dedi ki işte torbacılar, işte bunlar bir arabayla gidiyorlarmış E5'te ya da işte herhangi bir otobanda. Sosyal medyada yayınlanmak üzere bir video çekiyorlarmış. O kurşunların boş kovanları düşmüş oraya. Gözaltına almışlar. Hakikaten birinden torbacı, diğerinden de hırsız çıktı. Nasıl bir ülke haline geldik bilmiyorum ama buna inanılmadığı çok açık. Yani dolayısıyla seçim güvenliği bizim daha ciddiyetle ele almamız için bir gerekçe haline geldi. Neler söylemek istiyorsun? Ya bir kere yani hani cezasızlık, hakikaten cezasızlık neticesinde insanlar herhangi bir durum söz konusu oluyor, gözaltına alınıyor, sonra serbest bırakılıyor. Yaptığı zaman bunun yanına kalacağını biliyor falan filan. Dolayısıyla hani bu seçim süreci içerisinde bakın hani normal koşullarda biz şu tabloya çok alışız. Yani seçimlerde işte HDP mutlaka seçim büroları yakılır, araçlarına saldırılar, düzenlenir vesaire falan. Ama böyle hani İyi Parti'dir, Cumhuriyet Halk Partisi'dir, Deva Partisi'dir falan gibi böyle partilerden şu an görüyoruz. Bunlara yönelik bir saldırının olduğunu görüyoruz. Yani bu o hakikaten manzaranın çok çok daha vahim olduğunu gösteriyor bana kalırsa. Yani çok daha vahim olduğunu gösteriyor. Topyekun muhalefete dönük bir şey var. Şiddet sarmalının olduğunu görüyoruz. Ya maalesef devlet içerisindeki o güvenlik zafiyetinin doğurduğu alanlarla da biraz alakalı. Ben bu seçim sürecinde yani hakikaten iyi şeyler ümit etmek istiyoruz, iyi şeyler dilemek istiyoruz ama yani bir takım paramiliter güçlerin belki sahada olabileceği, bir takım saldırıların çok yoğun bir şekilde yapılabileceği bir zemin olabileceğini de düşünüyorum. Çünkü en nihayetinde şu anda bu seçim sürecini çok fazla varlıkla yokluk arasında
sorgulayan bir iktidar var. Yani hani olmadığım takdirde ben yok olacağım diyen bir iktidar var. Kazanmadığım Haksız da takdirde sayılmaz ben yok herhalde. olacağım. Nasıl? Haksız da sayılmaz. Ya elbette şöyle yani hani eğer günahınız çoksa o koltukta oturduğunuz zaman koltuktan indiğinizde tedirgin olmazsınız. Ama eğer hani günahınız çoksa tedirgin olursunuz, yoksa olmazsınız. Demek ki hani verebileceğin hesap noktasında baktığında artık sen iktidardayken, koltuktayken korunaklı bir alandasın. O koltuktan çıktıktan sonra hesabını verebileceğin şeyler yapmışsan tedirgin olmazsın. Bu noktada biz de çok iyi biliyoruz ki bu kadar yolsuzlukların olduğu, insan hakkı ihlallerinin olduğu, sivil bireylerle ilgili çok can atıcı süreçlerin olduğu, aslında yasal zeminde irdelendiği zaman uluslararası mahkemelerde yargılanmayı gerektiren süreçler olduğunu çok net biliyoruz. Dolayısıyla o koltuğu bırakmak o açıdan çok zor bir durumdur. Bu anlaşılabilir bir durum. Ama keşke böyle olmasa. Keşke yani hani iktidarlar bir süre bulundukları zeminde kalsalar, halka hizmet etseler ve süreç bittikten sonra muhalefetin bunca baskısı olmaksızın kendileri bir yerden sonra ya evet bana düşen sorumluluk buydu, halk beni bu kadar iktidarda tuttu, bu kadar sorumluluk verdi, ben üstüme düşeni yaptım, bugün çekilme zamanıdır, benim anlayışımın, benim zihniyetimin miadı dolmuştur, ben kenara çekiliyorum diyebilseler. Bunu diyemedikleri için saldırı üzerine gelişen bir süreç var. Şiddet dilini çok bariz bir şekilde görüyoruz ve böyle işte il binalarına yapılan saldırıları görüyoruz. Yani bunun çok daha yoğunluklu bir şekilde, üzülerek söyleyeyim kendi adıma, devam edeceğini düşünüyorum ben bu seçim süreci içerisinde maalesef. Evet, dolayısıyla muhalefetin özellikle seçim güvenliği, hatta sandık güvenliğinde ortak, yan yana, birlikte, yok ben şunu söyledim, yok ben böyle düşünüyorum demeden o demokrasinin o sandıktan çıkabilmesi için, AKP'li bir seçmenin oyunun da o sandıktan çıkabilmesi için, elbette, demokrasinin tecil edebilmesi için yan yana gelmekten başka hiçbir şansı yok. Öbür türlü o sandıklardan ya da seçime giden süreçteki bu güvensiz ortamdan seçmenin kötü etkilenmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Yargının... Özür diliyorum, sözünü kestim. Bakın hani bağımsız yargının önemini buralarda tam da böyle anlıyoruz. Yani hakikaten bağımsız bir yargı olduğu takdirde güçler ayrılığı dediğimiz şey yok oldu ya. Şu anda güçler ayrılığı dediğimiz şey yok. Bağımsız bir yargının olduğu yerde o toplumdaki insanlar kendilerini güvende hissedebilirler. Bağımsız bir yargının olduğu yerde iktidardaki bile yapıp ettiklerine dair ya bir gün ben hesap vermek zorunda kalacağım kaygısını yaşar. Bağımsız bir yargının olduğu yerde siyasi partilerin canlarına bu kadar kurşunlar gitmez çünkü bir cezasızlık sistemi yoktur. Bağımsız bir yargının olduğu yerde bu kadar faili meçhul cinayetlerin olduğu bir zemin olmaz. Bakın bunların tamamına baktığınız zaman yasal zemine ilişkin bir güven yok. Yani bugün Selahattin Demirtaş'ın, Figen Yüksekdağ'ın, seçilmiş bir sürü belediye başkanının, milletvekilinin, siyasilerin, sivil zeminde çalışan onlarca insanın siyasi tutsak olarak cezaevinde tutulmasının tek sebebi yine bağımsız yargının olmayışının kendisi değil midir? Ama bir de öbür taraftan düşünmek lazım. Belki de yargının bağımsız olmaması bu nedenledir. Ya belki de bu nedenledir. Yani ama yani hani... bir süreci tahkim ettiler. Muhalefet de bir dönem buna göz yumdu. Teröristlerle mücadele ediyor diye. Evet, ama evet. Gelinen noktada anladık ki bağımsız yargının lağvedilmesinin başka sebepleri de var. Ya bakın Sayın Özer, geçenlerde Sayın Baluken serbest bırakıldı. Siyasi bir rehineydi. Ya öyle bir hale geldik ki gerçekten artık insanları gerçekten usulsüz bir şekilde hak etmedikleri cezalarla cezaevlerinde siyasi rehine olarak tutuyorlar. Sonra salıveriyorlar ve sevinmemizi istiyorlar. Bakın Aysel ya, Aysel Tuğlu. Ben hakikaten yani maruz kaldığı duruma bakın, cezaevinden çıktığı zamanki sağlık koşullarına bakın. Tüm bunları düşündüğünüz zaman gerçekten insanlar bunları hak etmiyorlar. İdris Boluken'in kendisi genel merkezde gözaltına alınarak götürüldü. Kaç tane siyasi partinin genel merkezinden ses çıkarıldı bu duruma? Ya düşünsenize. Yani genel merkez, siyasi partinin genel merkezinden büyük bir operasyonla usulsüz bir şekilde İdris Boluken'in kendisi gözaltına alındı. Hangi siyasi parti genel merkezinde o zaman ses çıkarabildi bu duruma?
Bir de mesela son günlerde çok sıklıkla rastlıyoruz. Şimdi 20 yaşında cezaevine girmiş, 30 yıl ceza verilmiş, 30 yıl yatmış. Yatmış 30 yıl. Yani sen ceza vermişsin kendi yargınla, o yargının hükmü yerine gelmiş. Diyor ki pişmanlık göstermediği için serbest bırakmıyorum. Ya pişmanlık gösterecek insan 30 yıl cezaevinde yatar mı? Maalesef, maalesef. İnsanları yani hadi tutuklamışsın, kendi yargına göre ceza da vermişsin, bunu tırnak içinde söylüyorum. Ve bu insanlar demişler ki tamam 30 yıl yat, yani verdi yatacağım. Yatmış hala bir gerekçeyle, hala bir bahaneyle, hala bir hukuksuzlukla bu insanları infazını yakıyorsun, içeride tutuyorsun. Bunun gerçekten oluru yok. Sonra muhalefet işte Millet İttifakı bağımsız yargı diyor. Bunların önüne geçmeli. İşte hasta tutsaklar serbest bırakılmalı. Bu insanların durumlarına tekrar bakılmalı. Cezaevleri on binlerce, yüz binlerce insanla doldu deyince de aa görüyorsunuz Millet İttifakı teröristlerle işbirliği yaptı diyorlar. Maalesef, maalesef, maalesef. Hakikaten bunun önüne geçmek lazım. Millet İttifakı da bunu çok iyi algılayıp ve asla AKP iktidarının bu oyunlarına gelmemesi gerekiyor. Bağımsız yargı dediğimiz her şey için geçerli, herkes için geçerli ve herkese bir gün lazım olacak bir Kesinlikle, olgudur. kesinlikle. Olmaz olmazıdır bir demokrasinin. Kesinlikle, kesinlikle. Katılıyorum. O halde haftaya Cuma görüşmek dileğiyle dileyelim. Gerçekten bu hafta konular çok birikti. Listeler de teslim edilecek pazar günü. Belli ki haftaya Cuma'da çok fazla konu biriktireceğiz sizinle. Çok teşekkürler yayınımıza Ben katıldığınız teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. için. İyi akşamlar. Bugün yine Cuma'ydı. Cuma günleri bildiğiniz üzere sosyolog Seher Akçınar Bayar'la yayın yapıyoruz. Kendi programı uygun olduğu sürece. Seher Akçınar Bayar yine siyasetteki son durumu, seçim sürecini değerlendirdi ve en önemlisi seçim güvenliğini değerlendirdi. Uyarılarda bulundu. İyi akşamlar.